Merhabalar değerli öğrenciler. Nüfusun alansal dağılışı ile ilgili karşınızdayım. Dünya üzerindeki nüfusun nerede yoğunlaştığını, ne gibi etkenlerin, ne gibi faktörlerin etkili olduğunu tek tek değineceğiz bugün. Kolay bir konu ama ÖSYM'nin mutlaka eski sistemde LYS, şimdiki sistemde AYT'de kesinlikle soru olarak kullandığı bir konu. Ve aynı zamanda bazen şimdiki sistemde TYT, eski sistemde YGS içerisinde 9. ve 10. sınıfın konularıyla özellikle iklim, işte yer şekilleriyle bağdaştırarak soru kullanıyordu. Şimdi tek tek bakalım. Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler arasında doğal ve beşeri olarak biz iki ana gruba ayırıyoruz. Doğal dedikleri fiziki coğrafya zaten. Beşeri ve ekonomik coğrafyayı da herhalde hepiniz biliyorsunuz. Beşer zaten insan demek. Yalnız bu iki grup arasında, bütün maddeler arasında en önemlisi hangisi derse iklim ve su kaynakları. Unutmayın, diğer bütün koşullar esasen bununla bağlantılıdır değerli arkadaşlar. Doğal etmenlerde enlem dediğimiz ekvatora bağlı olarak yakınlık uzaklık, kutuplara yakınlık uzaklık. Biliyorsunuz biz daha çok orta kuşakta ve ılıman kuşakta yaşamayı seviyoruz. Kara ve denizlerin dağılışı evet insanoğlu biliyorsunuz karasal alanda yaşamayı sürdürmek mecburiyetinde olan bir canlı. Yer şekilleri ne kadar düz, ova gibi yerler olursa bizim için o kadar uygun değerli arkadaşlar. Ve İklim koşulları ılıman yani orta kuşak olursa tam anlamıyla mükemmel olur. Nerede su orada biz varız. Vücudumuzun %75'i su, dünyanın dörtte üçü su biliyorsunuz. Bu şans mı? Hayır. Tesadüf. Albert Einstein'ın tesadüfleri doğanın kurallarına bağlıdır. Bunu da altını çizelim. Tesadüf ve şans aynı şey değil biliyorsunuz. Toprak yapısı ve otlaklar bunlar da iklimleri su kaynakları doğrudan bağlantılıdır. Ne kadar verimli toprak. Biz oradayız ki altını çizelim. Dünyanın ilk tarım faaliyetleri biliyorsunuz Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da yapıldı. Sonra da ilk yerleşmeler burada oldu biliyorsunuz yerleşik hayat. Tarım evet arkadaşlar bir şeyler yemek zorundayız. Tarımla beraber yerleşik hayat başladı zaten ve nüfus artmaya başladı biliyorsunuz. Bir önceki konuda değmiştik. Nüfus patlamasının olduğu dönemlerden bir tanesi Neolitik Çağ. Sanayileşme evet özellikle 1850'li yıllardan itibaren Kuzeybatı Avrupa İngiltere'de başlayan arkadaşlar önemli bir faaliyet. Nerede fabrika orada biz varız. Nerede madencilik orada insan var. Enerji kaynağı. Turizm bugün dünya ticaretinde ve ekonomisinde inanılmaz büyük bir paya sahip ki bugün 2020 yılı içerisindeki Çin virüsü vakaları nedeniyle de en çok etkilenen sektör. Ulaşım ve göçler arkadaşlar bu ikisi de birbiriyle bağlantılı konu. Ulaşım merkezi neresi ise biz oradayız. Örneğin ülkemiz için söyleyelim İstanbul. Dünya içinde İstanbul bir merkez konumunda. Ve göçler arkadaşlar günümüzde çok etkili ki ÖSYM buradan mutlaka soru sorar. Kesinlikle karşınıza çıkacaktır. Zorunlu göçler özellikle son dönemdeki jeopolitik gelişmelerden dolayı. Dünya haritası üzerinden iklimin etkisine bakalım. Değerli arkadaşlar bakınız bunlar iklim çeşitleri. Hepiniz biliyorsunuz ekvator, çöl iklimi, kutup iklimi, karasal iklim, okyanus iklimi ve dünya üzerine baktığınız zaman ekvatorun kuzeyinde karasal alanın daha fazla olduğunu görüyoruz. Ve karasal alanın fazla olmasıyla birlikte bu bölgede orta kuşakta arkadaşlar kuzey yarımkürede ılıman iklim hakim. Dolayısıyla dünyanın nüfusunun %80'i de burada odaklanmış durumda değerli arkadaşlar. Aynı zamanda biliyorsunuz karasal alan da fazla olduğu için bizim için ayrıca bir avantaj. İklim de burada ılıman, orta kuşak iklimi olduğu için biz her türlü faaliyeti burada sürdürebiliyoruz. Aynı durumu Güney Yarımkürü için söyleyemeyeceğiz. Bakınız burada orta kuşak olan yerde maalesef karasal alan yok denecek kadar az. Bu da insan nüfusunun çok dar bir alanı yayılmasını ve daha çok kuzeyde olmasını tetiklemiştir ki iklim burada da yine çok önemli değerli arkadaşlar. Altını çizelim. Dolayısıyla burada çöl, kutup ve yağmur ormanları önemli 3 ana bölge. Yalnız çölleri biz ikiye ayırıyoruz. Biliyorsunuz bu da İrfan Akar bilgisi, İrfan'dan diye eğitimi. Soğuk çöller ve sıcak çöller. Değerli arkadaşlar, insanoğlu sıcak çölleri, soğuk çölleri uzun süre yaşamını devam ettiremez. Belki ekonomik faaliyetleri kısa süreli olarak devam ettirebilir. Yeraltı kaynakları açısından söylüyorum. Ama kendi yaşamını sürdürmesi çok zordur. Ve sıcak çöllere bakalım. Biliyorsunuz Sahra Çölü, Orta Asya, Gobi, Arabistan çölleri, Avustralya, Namib, Kalahari ve Atakama çölleri. Bunlar dünyada insan nüfusunun hiç olmadığı, çok çok az olduğu yerler değerli arkadaşlar. Niye? Tarım yapamazsınız, su kaynakları az. Kutup bölgeleri, Kuzey Kutbu ve Antarktika. İnsanoğlu bu bölgelerde de çok az arkadaşlar. Hemen hemen hiç yok. Belki Antarktika'da biraz bilimsel amaçlı var, ona da birazdan değineceğiz. Ve yağmur ormanları. Diyeceksiniz ki burada niye yaşamıyoruz? Su var. Değil arkadaşlar. Aşırı nemli ve sıcaklık ortalaması 26 santigrat derece. Burada tarım yapmak, ekonomik faaliyetleri sürdürmek çok güç, inanılmaz bir orman alanı var. Ve ekvator kuşağında
Yıldız, 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 100 tane yıldız zaten ekvatoral bölgede yerleşme yükseltisi çok fazladır. 1000 metrenin üzerinde yaşar insanlar. Şöyle düşünün, Karadeniz'de ve Akdeniz'de biz yaylacılık faaliyetleri yaparız yazın. Neden? Sıcak olduğu için değerli arkadaşlar. Ekvatorda da öyle. Ve size birkaç örnek vermek istiyorum. Dünyadaki yeryüzü şekilleri inanılmaz etkili. Neden diyeceksiniz? Yeryüzü şekillerin dağlık olduğu bölgeleri şöyle değerlendirdiğimiz zaman genel itibariyle %99'u arkadaşlar seyrek nüfus alanlardır. Örneğin Alpler, İsviçre hemen İtalya'nın kuzeyinde seyrek nüfusu yerlerdir. Genel itibariyle düz ve su kaynaklarının bulunduğu yerlerde toplanmıştır. Kış turizmi özellikle çok etkilidir. Yine Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kayalık Dağları çok dağlık bir bölge ve bu nedenle arkadaşlar seyrek nüfus yerlerdir. Yine Güney Amerika'da Ant Dağları, bakın insanlar ekvatoral bölgede, yalnız burada bir yıldız atalım. Ekvatoral bölgede bu dağların varlığı insanların yerleşik hayatı aktif olarak sürdürmesinde etkili olmuştur. Bu Machu Picchu antik kenti arkadaşlar, İnka uygarlığının oluşturduğu çok güzel bir kent ve 1000 metrenin üzerinde iklimin daha uygun olduğu bir yerde patates tarımının da yapıldığı bir yer. Unutmayın arkadaşlar, patates, mısır tarımının yapıldığı bir yer. Ama yine de genel itibariyle seyrek nüfus yerlerdir. Ve Himalayalar, tabii ki Tibet ve Pamir platoları bu bölgede biliyorsunuz dünyanın en yüksek noktası 8848 metre, Everest tepesi de burada ve seyrek nüfus yerlerden bir tanesidir. Yani dağlara pek yerleşmeyi sevmiyoruz. Toprak yapısı, nerede verimli toprak, nerede tarım, nerede su, biz oradayız. Bakın, dünyada önemli yerler var. Çin, İndus, Ganj nehirleri, Mezopotamya ve Mısır arkadaşlar. Mezopotamya dediğimiz nehri biliyorsunuz, Mezopotamya dediğimiz ovayı biliyorsunuz zaten, bölgeyi. Fırat ve Dicle'nin oluşturduğu verimli tarım alanı ve Sümerler ilk yazıyı burada keşfettiler biliyorsunuz. Babil uygarlığı buradan çıktı biliyorsunuz. İlk yerleşik hayat buradan çıktı. Yine Şanlıurfa, Göbekli Tepe ilk dini inanış, insanlığın ilk kaynak noktalarından biri burası arkadaşlar. Şans değil bu. Verimli topraklar burada. Ve Mısır uygarlığı hepiniz biliyorsunuz çok önemli bu uygarlık. Ve arkadaşlar ünlü tarihçi Herodot var. Aynen şöyle diyor. Diyor ki Mısır uygarlığı Nil Nehri'nin armağanıdır. Evet, Nil Deltası olmasaydı, Nil Nehri taşmasaydı, o taşkın ovalarını yaratmasaydı, verimli toprak olmasaydı Mısır uygarlığı bu kadar gelişmiş olamazdı. Ve unutmayın, Mısır uygarlığı bu akarsuyun ve yıllık harekete bağlı olarak gerçekleşen diğer olayların etkisiyle bu suların yükselmesini baz alarak takvim, matematik ve geometriyi geliştirdiler. Yani İbn Haldun'un dediği gibi coğrafya kaderdir. Coğrafya diğer bilim dallarının oluşmasını sağlamış. Ve X ve Y de şuradan geliyor, Mısır uygarlığından geliyor. Herhangi bir şey anlamında kullanılıyor. O yüzden matematikte hep X'ye kullanılır değerli öğrenciler. Ve burada bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Unutmayın, verimli toprak için mutlaka iklim koşulları uygun olmalı ki insan orada var olabilsin. Aksi bir durumu konuşmak söz konusu bile değildir değerli arkadaşlar. Kara ve denizlerin dağılışı. Şimdi burada dünya haritası üzerinden birkaç bölgeye değineceğiz. Bakın, Kuzey Yarımküre karalar yarım küresi olarak bilinir. Güney yarım küre ise denizler yarım küresi. Ve Kuzey Yarımküre'de orta kuşakta karasal alan daha yaygın olduğu için nüfusun %80'inden fazlası bu bölgede yerleşmiştir, yoğunlaşmıştır. Kara ve deniz dağılışı bu kadar önemli. Ama Güney Yarımküre'ye baktığımız zaman orta kuşakta karasal alan çok çok az. Burada da yine arkadaşlar okyanus akıntıları nedeniyle iklim çok fazla elverişli değil. Uygun olan yerlere baktığımız zaman da karasal alan yok. Bu yüzden nüfus daha çok arkadaşlar insanoğlu göç yollarını seçerken de bundan faydalanmıştır. Ilıman, orta kuşak iklimi ve karasal alan Kuzey Yarımküre'de daha fazla yaygındır. Bu nedenle nüfus burada daha fazla yoğunlaşmıştır. Özellikle Kuzeybatı Avrupa ve Doğu Amerika'yı, bunun altını çizelim değerli arkadaşlar. Karasal alana baktığımız zaman yine Güney Amerika'da kıyı şeridi boyunca iklimden dolayı insanların o bölgeye yerleştiğini söyleyebiliriz. Ve su neredeyse biz oradayız. Nerede su varsa orada verimli tarım alanları, verimli toprak vardır. Dünyanın ilk uygarlıklarından biri de Mısır. Bakın, Mısır uygarlığı Nil Nehri'nin çevresinde, Ganj ve İndus Nehri çevresinde de Hint uygarlığı gelişmiş. Bunlar çok eski uygarlıklar. Ganj Nehri ile ilgili şöyle bir anı var, bilgi var daha doğrusu, hepiniz biliyorsunuzdur. Hintliler burada ölen yakınlarının cenazesini yaktıktan sonra küllerini Ganj Nehri'ne atıyorlar. 7 yaşından küçük çocuklar, din adamları, hamileler ya da yılan sokmasıyla ölmüş insanlar yakılamıyor.
inanca göre direkt bedenin tamamı Ganj Nehri'ne atılıyor. Onlara göre dünyanın en temiz nehri arkadaşlar. Böyle bir bilgi vereyim. Hem kutsal anlamda hem verimli olması açısından yoğun nüfus alanlarından biridir. Aynı şekilde Sarıırmak ve Yangtze'nin olduğu yerde böyle. Ve tarihi faktörler. Bunu şöyle açıklayalım. Bakın, dünyada ilk uygarlıkların kurulduğu yerler bunlar. Çin medeniyeti ki 4000 yıllık medeniyettir. Medeniyet demek için dünyada var olan kültürel değişimlerin temeli atan unsurlara biz medeniyet diyoruz. Aynı şekilde Hint medeniyeti, Ganj ve İndus nehirleri, Mezopotamya, Fırat ve Dicle, Mısır medeniyeti, Nil nehri, bakın Akdeniz uygarlıkları su kenarında gelişmiştir değerli arkadaşlar. Yine Aztek Maya uygarlıkları da aslında su kaynaklarının olduğu yerde toparlanmıştır. Şimdi değerli arkadaşlar, biz ilk insanların yerleştiği çevrelerde, arkeolojik alanlarda daha çok gelişme sağladık. Çünkü onlar zaten doğruyu seçmişti zaten. Bunlar zaten doğru yerlerde. Dolayısıyla nüfusun en yoğun olduğu yerlerde genel itibariyle bu tarihi mekanlar üzerine gelişmiş. İstanbul'da biliyorsunuz 10-12 bin yıllık bir geçmişe sahip. Tarım, evet, insanoğlunun bugün beslenmesinin bir numaralı kaynağı değerli arkadaşlar. Su içmeden ve yemeden yaşayamazsınız. Bu yüzden asıl faktör bu. Ve nüfusun yoğun olduğu yerlere baktığımız zaman da genel itibariyle Nil Deltası, Mezopotamya, yine Ganj ve Indus Deltaları, yine Mekong Nehri var burada, yine Sarıçay Nehri, Yangtze Nehri, yine Avrupa'daki ovalar ve yine Amerika'daki ovalar. Buralar hep arkadaşlar nüfusun yoğun olduğu yerler. Niye? Verimli tarım alanı var çünkü ve yeryüzü şekilleri daha uygun. Ve günümüzde nüfusun aslında dağılışını etkileyen en önemli faktörlerden biri. Sanayi neredeyse, fabrika neredeyse biz oradayız. Neden? Çünkü para kazanmamız gerekiyor. Ve bunların bir numaralısı Doğu Asya, Hindistan ve Çin. Ve yine Kuzey Batı Avrupa, İngiltere, Almanya, Fransa özellikle. Ve Amerika'nın doğusu arkadaşlar, bunlar 3 ana sanayi bölgesi ve nüfusun en yoğun olduğu yerler. Zaten birazdan göreceğiz, Çin ve Hindistan neredeyse dünya nüfusunun yarısından fazlasına sahipler. Ve madencilik, insanoğlu öyle imkansız yerlerde para kazanmak için madencilik yapıyor ki arkadaşlar, en soğuk, en yüksek, en derin hiç fark etmiyor. Bakın tek tek değinelim. Ustnera, Rusya'nın madencilik faaliyetlerini yürüttüğü bir şehir ve nüfusun yoğun olduğu en kuzeydeki yer arkadaşlar. Birazdan fotoğraflarını göstereceğim. Ve Almanya'nın Ruhr bölgesi, kömür çelik madenlerinin olduğu yer değerli arkadaşlar, hatırlayın. İkinci Dünya Savaşı'da Fransa Alsace-Lorraine vardı, hatırlarsınız tarih dersinden. Burası yüzünden çıkıyor, düşünün. 200 milyondan fazla insan öldü bu doğal kaynaklar için. Ve ABD arkadaşlar, Apalaş Dağları, bu bölgelerde yine maden kaynakları açısından yoğundur. Ve değerli arkadaşlar, Güney Afrika elmas. Ve elmas biliyorsunuz milyarlarca yıllık süreçten sonra oluşuyor. Kömürün dönüşmesiyle oluşuyor. Ama tabii ki bu elması kim çıkartıyor? Amerikalılar ve İngilizler. Ve Amerikalıların kendine yetebilecek doğalgaz ve petrol olmasına rağmen dışarıda satabilecek kadar var. Ama ne yapıyor? Komşudan çalıyor. Kendi yumurtası evde kalıyor. Taze olarak koruyor. Evet, akıl akıl gel bana takıl diye boşuna dememişler. Ve arkadaşlar, Ustnera'nın en kuzeydeki bölge olduğunu söylemiştik. Ve değerli arkadaşlar, bu Rusya'daki bir maden ocağına ait. Ya bakın, derinliği 1000 metreye yakın, genişliği 800 metre civarında ve bunun üzerinden uçakların alçaktan uçması yasaktır. Çünkü basıncı ve rüzgar hareketini değiştirip rüzgarların uçakları düşmesine neden olur. Bakın büyüklüğünü, şuradaki binaların çok yüksek binalar var. Ne kadar küçük kaldığını görerek anlayabilirsiniz. Bu şekilde açık ocak şeklinde yapılıyor. Ve arkadaşlar, dünyanın en soğuk maden şehri Ustnera. Genelde sıcaklık 0 santigrat derecenin altındadır. Bazen belgesellerde görürsünüz, insanlar yakıt tanklarını ısıtarak arkadaşlar otomobillerini çalıştırmaya çalışırlar. Ve geldik turizme. Bugün maalesef Çin virüsünden en çok olumsuz etkilenen ekonomik faaliyet türü. Bakın, burada dünyadaki en önemli turizm ülkeleri var ve tabii ki biz de varız. Biz dünyanın en büyük 10 turizm ülkesi arasındayız. Turist sayısı bakımından 5'teydik, 7'ye 8'e düştük. Gelirleri 7-8'deyiz hep. Dünya turizminde Amerika Birleşik Devletleri en çok parayı kazanıyor. Bunun belirli nedenleri var. Çünkü birçok turizm dalını çok iyi yapıyor arkadaşlar. Ve
Turist sayısında Fransa öndeydi. Yalnız bu Suriye'deki olaylardan sonra, Paris'teki terör saldırılarından sonra Amerika her ikisinden de öne geçti. Türkiye'de maalesef bu terör saldırılarından sonra, özellikle Suriye'deki olaylardan sonra turizm nüfus yoğunluğu açısından bir azalma yaşadı. Ama son dönemlerde toparlamaya çalışıyor. Sağlık turizminde dünyada üçüncü, Avrupa'da birinci Türkiye. Bunun altını çizelim. Ve etki alanına baktığınız zaman Türkiye'nin etki alanı İstanbul, Ankara'nın, Antalya, İstanbul ve Antalya'nın etki alanı bayağı bir geniş, bakın dikkat ederseniz. Ve Tokyo, Osaka gibi şehirlerin etki alanı da nüfus anlamında çok geniş. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York ve civarına baktığın zaman da etki alanı geniş. Dubai çok adı duyulsa da etki alanı çok fazla geniş değil arkadaşlar. Zira Avrupalılar böyle yerlere gitmeyi çok fazla sevmezler. O yüzden turizm önemli nüfus arttırıcı, nüfusun yoğunlaşmasını sağlayan faktörlerden bir tanesi. İspanya, Fransa, Yunanistan, Türkiye, İtalya gibi ülkeler, bu anlamda ABD gibi ülkeler önde. Ve gelelim ulaşım. Ulaşım biliyorsunuz günümüz çok hızlı bir iletişim ağı. Bu anlamda da çok etkili. Bakın deniz yollarına baktığımız zaman yine Kuzeybatı Avrupa ile Amerika'nın nüfus anlamında yoğunlaştığını görüyoruz. Ve aynı zamanda bu Kızıldeniz üzerinden, burada Süveyş kanalı üzerinden bir petrol ticaretinden yoğunlaşma olduğunu, nüfus yine sanayiden Çin ve Hindistan'da nüfus anlamında yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Dünya demir yollarının yarattığı nüfus yoğunlaşmasına baktığınız zaman da yine Avrupa, Kuzeybatı Avrupa, Doğu Amerika önde, Hindistan, Güney Yarımküre'de de arkadaşlar yine Doğu kıyıları, Avustralya'nın güneyi ve doğusu biraz daha, yine Güney Afrika'nın etkili olduğunu ve Japonya'nın çok yoğun olduğunu görüyoruz değerli arkadaşlar. Dünya hava yolu şu anda bir numaralı ulaşım ağı ve yine bakın Kuzeybatı Avrupa, yine Amerika'nın doğusu çok yoğun ve burada baktığımız zaman yine Kuzey Yarımküre'de özellikle Çin ve Hindistan'da bu dünya hava yolu ulaşımına bağlı olarak nüfusun yoğun olduğunu görüyoruz. Güney Yarımküre'de yine çok az olduğunu görmekteyiz. Karayoluna baktığımız zaman ise dünyada karayolu ulaşım ağı nüfusunun orantılı dağıldığını görmekteyiz. Bu çünkü karayolu ulaşımı yapmak çok zor değil. Hızlı yaparsınız, kolay yaparsınız ama yine de Kuzeybatı Avrupa, Avrupa, Doğu Amerika ve Hindistan, Çin bu anlamda önde arkadaşlar. Ve arkadaşlar ticaret yolları, bununla ilgili ÖSYM soru sordu. Bakın yine ticaret yollarının kullanıldığı yoğunluğa baktığımız zaman da nüfus aynı yerde toplanıyor. Avrupa, Kuzeybatı Avrupa bir numara, Fransa, Almanya, İngiltere, Amerika ve Amerika'nın doğusu, yine arkadaşlar Hindistan, Çin var unutmayın. Diğerleri ise arkadaşlar bunları çok uzaktan takip ediyor. Niye buralarda ticarete bağlı nüfus fazla derseniz, sanayi var, ekonomi var, dünya ekonomisini bunları yönetiyor. G7 var. Ve gelelim aritmetik nüfus yoğunluğuna. Aritmetik nüfus yoğunluğu yüz ölçümü içerisinde nüfusun kaç kişiye kilometre karede aldığını ifade eder. Yani toplam nüfus bölü yüz ölçümü değerli arkadaşlar. Bunu asla unutmayınız. Uzun zamandır açıkçası aritmetik nüfus yoğunluğundan soru gelmedi değerli arkadaşlar. Soru gelir mi bilemiyorum, ancak ben soru gelmesini yani böyle sayısal ifadeyle çok fazla beklemiyorum. Ancak tablo sorabilir ya da grafik şeklinde sorabilir. Direkt size hesaplama yapmakla ilgili bir soru sormaz yani. Yoruma dayalı bir soru sorar. Toplam nüfusun yüz ölçümüne bölünmesiyle elde edilir. Bakın burada X ve Y bölgesi verilmiş. Aynı yüz ölçümüne sahip iki bölgede bir tanesinde yoğunluk daha azken diğerinde yoğunluk daha fazla. Bahsettiğimiz bu çok basit bir konu aslında. Ne kadar nüfus fazla, yüz ölçümü azsa o kadar yoğunluk fazla demektir. Şimdi gelelim nüfusun en fazla olduğu olan ilk 10 ülkeye. Tabii ki Çin 1 milyar 414 milyon, Hindistan 1 milyar 352 milyon, sonra ABD, Endonezya, Brezilya, Pakistan, Nijerya, Bangladeş, Rusya ve Meksika gibi ülkeleri izliyor. ABD'ye çoğu insan çok az nüfus fazla eder ama öyle değil. Çok fazla göç almasından da kaynaklanıyor tabii ki bu. Bu arada Endonezya'ya bir yıldız atalım. Dünyada Müslüman nüfusun en fazla olduğu ülkedir. Bunu lütfen unutmayın. Yalnız baktığınız zaman bu ilk onda gelişmiş ülkeler hangileri diye bakarsanız ABD ve Rusya arkadaşlar. Yani aslında nüfusun çok fazla olduğu gelişmiş ülkeler burada yok. İki tane var zaten. Ve burada tabii bir şey değinmek istiyorum. Çin ve Hindistan'daki bunlar kayıtlı nüfuslar. Özellikle Hindistan'da kayıtlı olmayan 350 milyona yakın insan olduğu söyleniyor. Çin'de de yaklaşık 100-150 milyona yakın insan olduğu söyleniyor. Yani aslında bu ikisinin toplamına baktığın zaman 1 milyar 414 milyon değil, Çin 1,5 milyar gibi alın bunu. 1 milyar 300 değil, 1 milyar 700 milyon gibi alın. Ona göre hesaplayın arkadaşlar. Ve bu ikisi, dikkat edin, bu ikisi dünya nüfusunun arkadaşlar %37'sine neredeyse denk geliyor. İnanılmaz bir rakam. Yani ikisi zaten dünyaya yetiyor. Bu yüzden ekonomik anlamda çok etkililer zaten. Ve gelelim dünyada nüfus yoğun ve seyrek olduğu yerlere tek tek değinelim. Burası önemli. Alaska ve Kanada niye iklim soğuk? Grönland, İzlanda niye iklim soğuk? Rusya, Sibirya
Neden iklim soğuk? Gobi Çölü neden iklim sıcak? Su yok. Sahra Çölü neden iklim sıcak? Su yok. Amazon su var, çok nemli, çok sıcak. Tarım yapamazsın. Bu yüzden bitki örtüsü çok fazla. Patagonya iklim uygun değil, coğrafi koşullar uygun değil. Kalahari Namib niye iklim sıcak su yok? Avusturya çölleri niye iklim sıcak su yok? Dikkat edin, hepsinde ne dedik? İklim ve sonra su, su, su. Peki yoğun olan yerler neresi? Bakın bu kırmızı alanlar. Amerika'nın doğusu, kuzeybatı, Avrupa, İngiltere, Fransa ve Almanya. Yine Güney Avrupa, İtalya özellikle arkadaşlar. Ve Hindistan ve Çin, Japonya, bunları unutmayın. Güney Yarımküre'de Brezilya kıyılarının tamamı arkadaşlar yine. Orta Amerika kıyıları, Avustralya'nın doğusu biraz. Ve Nijerya'yı, Gine Körfezi'ni unutmayın. Afrika'da iki yer var ki gelişmekte olan ülke. Nijerya, Gine Körfezi ve Güney Afrika nüfusun yoğun olduğu yerler arasında yer alıyor. Genel itibariyle böyle değerli arkadaşlar. Ve kıtaların nüfusuna baktığımız zaman tek başına Asya kıtası 4,5 milyar nüfusa sahip. Burada Rusya yüz ölçümü olarak büyük ama nüfus olarak Hindistan ve Çin öne geçiyor. Avrupa kıtasında 738 milyon nüfus var ama alansal olarak dar. Afrika kıtasında 1 milyar 216 milyon nüfus var. Aslında insanlar daha çok nüfus olmasını bekliyor. Burada doğru. Ancak ölüm oranı çok yüksek ve çok fazla göç veriyor. Doğum oranı yüksek olmasına rağmen. Bu etkili arkadaşlar. Okyanusya kıtası derken Papua Yeni Gine, Yeni Zelanda ve Avustralya gibi ülkelerin tamamını kaplıyor. Çok az nüfus var. 40 milyon hemen hemen. Ve Amerika kıtası da 1 milyardan fazla nüfusa sahip. Amerika kıtasında burada İrfan Akar size bir şey öğretecek. İrfanlandiye eğitimi, yıldız atın. Grönland kıta olarak Kuzey Amerika'ya bağlıdır. Ancak siyasi açıdan ülke olarak Danimarka'ya bağlıdır. Hatta Trump geçenlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki Grönland aslında siyasi olarak Amerika'ya bağlı olmalı diye. Sonra bir gerilim oldu arkadaşlar burada. Ciddi sıkıntılar yaşandı. Bunun da altını burada çizmek isterim değerli arkadaşlar. Evet, bunu da altını çizdikten sonra devam edelim değerli arkadaşlar. Unutmayın Danimarka'ya bağlı özel bir bölgedir. Antarktika'da zaten bilimsel amaçlı nüfus var ama çok az o da ve hiçbir ülkeye ait değildir. Ülkemiz de buraya bilimsel amaçlı bir üs kurdu şu an arkadaşlar. Biz de oradayız. 30 dünyada 30 ülke var burada söz sahibi olan. Biz de onlardan biri olmak için çabalıyoruz. Bilimsel anlamda güzel faaliyetlerimiz var. Dünya nüfusunun kıtalara göre dağılışına baktığımız zaman Asya kıtası neredeyse %60'la bir numara. Sonra neresi geliyor arkadaşlar? Afrika, Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Okyanusya olarak bunları sıralayabiliriz. En yoğun yer tabii ki Asya. Bunun da altını çizmek gerekiyor değerli arkadaşlar. Nüfus önemli. Özellikle bu genç nüfusun dağılışı çok önemli. Bakın bu 2020 yılındaki Çin virüsü bizde çok fazla ölüm ve ciddi sağlık sektöründe, ciddi sağlık sistemimize baskı yaratmadı. Biz bugün bunda başarılıysak iki tane temel nedeni var. Bir, genç nüfusa sahip olmamız. İki, doktorlarımızın cumhuriyet kazanımı olarak çok yüksek eğitime seviyesine sahip olması. Amerika'da ve Avrupa'da birçok ülkede böyle bir eğitim sistemi yok doktorluk anlamında. Bu yüzden bu arkadaşlar yıllardır, 60-70 yıldır yaptığımız şeyin şu anda meyvelerini yiyoruz arkadaşlar. Bunun da altını çizelim. Ve doktorlarımıza da ambulanslı çalışanlara, kargoda çalışanlara, markette çalışanlara, herkese bu süreçte teşekkür ederiz. Dünya nüfusunun yine yoğunluk haritasına bakalım. Bakın Kuzeybatı Avrupa, Hindistan, Çin, Japonya, Endonezya, Nijerya, Güney Afrika, Doğu Amerika bunlar yoğun nüfusu olan yerler. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Yine beraber olacağız. Dikkat ederseniz sınıf ortamındaymış gibi anlatıyorum arkadaşlar. Aksi takdirde zaten bir anlamı olmaz ki. İyi günler.